Bu dersimizin konusu bileşik isimlerin yazımı. Bileşik isimlerin yazımı ile ilgili kurallara baktığımızda birincisi ses düşmesine uğrayan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Biri biri, bir biri. Kayınana, kaynana. Ne asıl, nasıl. Ne için, niçin. Pazar ertesi, pazartesi. Sütlaç, sütlaç örneklerinde görüldüğü gibi. İkinci ve en önemli kurallarımızdan birisi bileşik isimler oluşurken eğer ikinci isim kendi anlamından uzaklaşmışsa, anlam değişmesine uğramışsa bileşik isim bitişik yazılır. Aslan ağzı derken ağız, yal çapkını derken çapkın, hanım göbeği derken göbek, it dirseği derken dirsek, gül kurusu derken kurudan bahsetmiyoruz. İkinci isim kendi anlamından uzaklaşmış ve anlam değişmesine uğramıştır. Bu yüzden bitişik yazılması gerekir. Birinci soruda hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sorulmuş. Ceyhan'a baktığımızda bülbül yuvası derken bileşik isimdeki ikinci sözcük kendi anlamından uzaklaşmış, anlam değişmesine uğramıştır. Burada yuvadan bahsetmiyoruz. Bülbül yuvası bir tatlıdır. Yuva ile ilgisi yoktur. Bu yüzden bitişik yazılmalıydı. İkinci sorumuza hangisinin yazımı doğrudur diye sorulmuş. Su çiçeği derken çiçekten, kuş palazı derken palazdan, deniz atı derken attan bahsetmiyoruz. İkinci kelimeler kendi anlamından uzaklaştığından dolayı bu bileşik isimlerin bitişik yazılması gerekiyordu. Arkadaşlar sivrisinek sözcüğü istisna olarak bitişik yazılan bir sözcüktür. İkinci kelime kendi anlamından uzaklaşmadığı halde sivrisinek istisna olarak bitişik yazılır. Ceyhan'da ise bir yazım yanlışı yoktur. Birleşik isimlerin yazımı ile ilgili üçüncü önemli kuralımız. Birleşik isimler oluşurken eğer ikinci kelime kendi anlamından uzaklaşmamışsa, anlam değişikliğine uğramamışsa birleşik isim ayrı yazılmalı. Köpek balığı derken balık, deve kuşu derken kuş, Ağustos böceği derken böcek, at sineği derken sinek, su yılan derken yılan, çörek otu derken ot, ruh bilimi dediğimizde bilim, dil bilgisi derken bilgisi ve karayol derken yol sözcükleri. İkinci isimler kendi anlamından uzaklaşmamış, anlam değişikliğine uğramamış. Bu yüzden bileşik isimler ayrı yazılır. Semizotu, dereotu, karasinek ve sivrisinek derken ise ot ve sinek sözcükleri ikinci isimler kendi anlamından uzaklaşmadığı halde istisna olarak bu sözcükler bitişik yazılır. Birinci soruda hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Edirne'de çam ağacı derken ikinci isim ağaç sözcüğü kendi anlamından uzaklaşmamıştır. Çam ağacı dediğimizde ağaçtan bahsediyoruz. Bu yüzden ayrı yazılması gerekiyordu. İkinci soruda hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Denizli'ye baktığımızda ikinci isim alan sözcüğü kendi anlamından uzaklaşmıştır. Havaalan dediğimizde büyük bir tesisten bahsediyoruz. Alandan bahsetmiyoruz. Bu yüzden bitişik yazılmalı. Üçüncü sorumuzda kuşburnu, vişne çürüğü, kara fatma, keçi boynuzu dediğimizde ikinci isimler kendi anlamından uzaklaşmıştır. Burundan, çürükten, fatmadan ve boynuzdan bahsetmiyoruz. Ceyhan'da ise bilim adamları derken ikinci isim adamları sözcüğü kendi anlamından uzaklaşmamıştır. Bu yüzden ayrı yazılması gerekirdi. İkinci kelimesi en, er, mez, miş sıfat dilekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Can kurtaran, çöp çatan, konuksever, basınç ölçer, değer bilmez, kadir bilmez, kül yutmaz, tanrı tanımaz, var yemez. Çok bilmiş derken ikinci kelimeler en, er, mez ve miş sıfat dilekleriyle kurulduğundan dolayı bitişik yazılmıştır. Diğer kuralımız ikinci kelimesi görülen geçmiş zaman eki dinin kalıplaşmasıyla oluşan
Birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çıt kırıldım. Gece kondu. Hünkar beğendi. Miras yedi. Şıp sevdi örneklerinde olduğu gibi. Birinci soruya baktığımızda Edirne'de konuksever derken ikinci kelimesi er sıfat fileki ile kurulan bir bileşik sözcüktür. Sıfat fileki ile kurulan bileşik sözcükler bitişik yazılmalıdır. İkinci soruda miras yedi sözcüğünde ikinci kelimesi di görülen geçmiş zaman iki ile kurulan bileşik sözcükler bitişik yazılır. Miras yedi bitişik yazılmalıydı. Her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman veya geniş zaman ekinin kalıplaşmasıyla oluşan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Dedi, kodu, kaptı, kaçtı, oldu, bitti derken her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman ekinin kalıplaşmasıyla oluşmuş bileşik sözcüklerdir. Bitişik yazılır. Okur, yazar, uyur, gezer, yanar, döner dediğimizde her iki kelimesi de geniş zaman ekinin kalıplaşmasıyla oluşmuş bileşik sözcüklerdir. Bu yüzden bitişik yazılmalıdır. Önemli bir kural, somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Ayak altı bir yer, gözaltına alındı dediğimizde burada ayağın altından veya gözün altından bahsetmiyoruz. Alt sözcükleri somut olarak yeri bildirmez. Bu yüzden bitişik yazılır. Bilinçaltı, şuuraltı derken somut olarak yeri bildirmez. Yine akşamüstü, ayaküstü, bayramüstü, gerçeküstü, olağanüstü, suçüstü, yüzüstü dediğimizde bir şeyin yukarı bakan tarafı kastedilmez. Somut olarak burada üst sözcüğü ve üzeri sözcükleri yer bildirmez. Bu yüzden bitişik yazılması gerekir. Diğer önemli kuralımız alt ve üst sözleri ile kurulan bileşik fiiller eğer somut olarak yer bildiriyorsa ayrı yazılır. Deri altı derken derinin altı, su altı derken suyun altı, toprak altı derken toprağın altı, yer altı derken yerin altı anlatılmakta ve somut olarak yer bildirmektedir. Bu yüzden ayrı yazılması gerekir. Birinci soruda akşam üzeri derken burada üzeri sözcüğü bir şeyin yukarı bakan tarafı anlamı taşımaz. Yani somut olarak yer bildirmez. Somut olarak yer bildirmeyen üst, üzeri ve alt sözcükleri bitişik yazılır. İkinci soruda yer altı, öğle üstü, gözaltı ve suç üstü derken alt ve üst sözcükleri somut olarak yer bildirmez. Bu yüzden bitişik yazılması gerekirdi. Köprü altı dediğimizde ise somut olarak yer bildirmektedir. Bu yüzden ayrı yazılır. Yazımı doğrudur. Türkçe'de baş, başı ve ev kelimesiyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Huzur evi, konuk evi, öğretmen evi, yayın evi, baş kahraman, baş komutan, baş köşe, elebaşı, mehterbaşı, ustabaşı derken bitişik yazılmalıdır. Biraz, birçok, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, belirsizlik, sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da her sözcüğü Türkçe'de belgisiz bir sıfattır ve her sözcüğü herhangi dışında her zaman ayrı yazılır. Sadece herhangi derken bitişik yazılır. Her şey, her gün, her ay dediğimizde her belgisiz bir sıfattır ve her zaman ayrı yazılır. Herhangi dışında. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır. Güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu gibi. Birinci soruda her şey derken her Türkçe'de belgisiz bir sıfattır ve her sözcü herhangi dışında ayrı yazılır. İkinci soruda yine aynı şekilde her sözcü herhangi dışında ayrı yazılır, belgisiz bir sıfattır.
dış, iç ve sıra sözcüklerle oluşan bileşik kelimeler ayrı yazılır. Ahlak dışı, çağ dışı, olağan dışı, yasa dışı, hafta içi, aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra ve yanı sıra örneklerinde görüldüğü gibi ayrıca ÖSYM'nin son yıllarda en çok sorduğu kelimelerden birisi de yanı sıradır, ayrı yazılmalıdır. Batı kökenli kelimelerde geçen G'ler yumuşak G'ye dönüşmez olduğu gibi korunur. Biyografi, magma, monografi, paragraf ve program derken yazılışta G'ler yumuşak G'ye dönüşmez. Sadece istisna olarak fotoğraf ve topograf sözcüklerinde G'ler yumuşak G'ye dönüşür. Birinci soruda D'yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bozulma olmaz. Bu yüzden bağlaçtır, ayrı yazılmalı. Ayrıca bağlaç olan D hiçbir zaman ta T şekline dönüşmez. Mi soru 2 ise her zaman ayrı yazılır. İkinci soruda yan yana hal 2 ile kurulmuş bir ikilemedir. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Üçüncü soruda baş kahraman, huzurevi bitişik yazılmalıdır. Yanı sıra ise ayrı yazılmalıdır. Batı kökenli kelimelerdeki G'ler yumuşak G'ye dönüşmez olduğu gibi korunur. Yazımları yanlıştır. Ceyhan'da yurt dışı derken ayrı yazılır. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Alt, üst, ana, ön, art, yan, iç, dış, orta, peşin, bir, iki, tek, çok ve çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşan bileşik kelimeler ayrı yazılır. Alt kurul, üst küme, ana dil, ön söz, ön yargı, art niyet, yan cümle, iç savaş, dış hat, orta oyunu, peşin fikir, bir hücreli, iki eşeyli, tek eşli, çok hücreli, çift ayaklı derken ayrı yazılmalıdır. Türkçe'de hane, name ve zade sözcüklerle kurulan bileşik isimler bitişik yazılır. Ameliyathane, dershane, çayhane, siyasetname, amcazade gibi. Eczahane, hastahane, pastane ve postahane sözcüklerindeki h'ler kullanımdaki yaygınlıktan dolayı düşmüştür. Bu yüzden eczane, hastane, pastane ve postane biçiminde yazılır. Birinci soruya baktığımızda Türkçe'de ön sözcüğünün başa getirmesiyle oluşan bileşik kelimeler ayrı yazılır. Bu yüzden ön yargı sözcüğünün ayrı yazılması gerekiyordu. İkinci soruda yurt içi, yan etki, ana dil ve ön söz ayrı yazılır. Yazımları doğrudur. Adana'da ise yer altı derken alt sözcüğü burada somut olarak yer bildirmez. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözcükleri bitişik yazılmalıdır. Bu dersimizin son konu başlığı satır sonuna sığmayan kelimelerin bölünmesi. 3 kuralımız var. Birincisi, bileşik kelimeler diğer kelimeler gibi hecelenir ve bu şekilde satır sonunda bölünür. İlkokul derken kelime yanlış bölünmüştür. Çünkü ilkokul sözcüğü ilkokul şeklinde hecelenir. Bu yüzden yazım yanlışı yapılmıştır. İkinci kuralımız, kelime bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz. Uçurtma derken, müdafaa derken tek harf bırakılmıştır. Yazım yanlışı yapılmıştır. Üçüncü kuralımız ise, eğer satır sonunda kesme işareti varsa tekrar kısa çizgi kullanmaya gerek yoktur. Burada tekrar kısa çizgi kullanmasına gerek yok.